Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve alâli ve sahbî ecmain. İkinci esas, hakikat-ı miraç nedir? El cevap, Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam meratib-i kemalata seyr-i sülükünden ibarettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın tertib-i mahlukatta tecelli ettirdiği ayrı ayrı isim ve ünvanlarla ve saltanat-ı rububiyetinde teşkil ettiği devair-i tedbir ve icatta ve o dairelerde birer arş-ı rububiyet ve birer merkez-i tasarrufa medar olan bir sema tabakasında gösterdiği asar-ı rububiyeti birer birer o abd-i mahsusa göstermekle o abdi hem bütün kemalat insaniye cami, hem bütün tecelliyat-ı ilahiye mazhar, hem bütün tabakat-ı kainata nazır ve saltanat-ı rubiyetin dellalı ve marziyat-ı ilahiyenin mübelliği ve tılsım-ı kainatın keşşafı yapmak için Burak'a bindirip, berk gibi semavatı seyrettirip, katlı meratip ettirerek, kamervari menzilden menzile, daireden daireye, rubiyet ilahiyi temaşa ettirip, o dairelerin semavatından makamları bulunan ve ihvanı olan enbiyayı birer birer göstererek, ta kab-ı kavsen makamına çıkarmış, ehadiyet ile kelamına ve rüyetine mazhar kılmıştır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, malum Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evvela amcası vefat ediyor, Ebu Talip. Çok arzu ediyor ki amcası iman etsin. Bu noktada Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in umum görüşü, İmana kail değiller. Ama Üstad Hazretleri'nin ifade ettiği gibi ehli teşeyyü, yani Şia'dan bazı imana kaildir demişler. Ama umum kanaat Efendimiz Aleyhisselam'ın zatını seviyor, kolluyor fakat davasını tasdik etmediği için ehli sünnet ve cemaat bu manada imana kail değildir demişler. Şimdi tabi Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı belki peygamberliğini tasdik etmeme manası var ama zatını seviyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselam'ı o Mekke'nin müşriklerinden birçok seferde ne yapıyor? Bir amcası olarak, bir büyüğü olarak onun sürekli bir şefkatle kucaklaması var. Böyle bir aralarında Efendimiz Aleyhisselam'ın Ebu Talib'in arasında bir muhabbet var. Tabii Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası vefat ediyor. Bazı rivayetlerde 3 gün sonra da muhtereme olan eşleri Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha annemiz vefat ediyor. Dolayısıyla bu iki vefat Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselama çok kalbini hüzünlendiriyor. Zaten o seneye hüzün senesi deniyor. Hüzün senesi deniyor. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu hüzün senesinde Cenab-ı Hak bu miracı Muhammediyi ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. Adeta Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Habibinin o kalbi mübarekesini bu miracıyla rahatlandırıyor, şereflendiriyor, mutlu ediyor. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman hakikati miraca gireceğiz ama umumi mana vermek icap eder. Miraç Hicretten evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke'den Medine'ye hicretinden evvel vuku bulmuştur. Bunu söylemenin önemi var çünkü biraz sonra bazı yerlerde bu ayrıntının önemi ortaya çıkacak. Tabii Ehl-i Sünnet ve Cemaat uleması şu şekilde ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barekna havlehu ni nuriyehu min ayatina innehu huvessemi'ul basir. Şimdi bu ayet-i kerime İsra ifade ediyor, gece yürüyüşü. Bunu kabul etmeyen küfre giriyor. Ama akabinde in huve illa vahyin yuha allemehu şedidil kuva ilahir. Bunlar da yine Necim suresinde Mirac-ı Muhammedi ile alakalı olan ayetlerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu miracını, yani bu İsra'yı inkar etmek küfürdür. Fakat bu İsra'dan sonra o yükselişteki ifadeler de bunu da Allah muhafaza kabul etmemek dalalete ve o da insanı küfre kadar müncer eder. Tabi miraç, Allah'ı bilmeyen, imanın diğer şartlarında terakki etmemiş insanlara anlatılmaz. Aynı kader mevzusu gibidir.
Zaten Üstad Hazretleri bu 31. sözün başında da ihtar noktasında Miraç meselesi erkan-ı imanın usulünden sonra tereddüt eden bir netice. Yani melekeye iman etmeyen zaten Miraç'ı kabul etmez. Semayı kabul etmeyen, sema alemlerini, manevi alemleri, meleküt alemlerini bilmeyen ve kabul etmeyen ona zaten Miraç anlatılmaz. Dolayısıyla amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulü ilahir. Yani amentü de insan terakki etmeden ona Miraç anlatılmaz. Kader de böyledir. Allah'ı bilmeyen bir insana kader anlatılmaz. Çünkü bir kez imanda, Allah'a imanda zafiyetler var. Üstad Hazretleri de burada bu meseleyi esas alıp Risale-i Nur'daki yani bu Miraç mütalasında bu incelikleri dikkate alarak bazı yerde kafası karışmış bir kişiye nazar alır. Bazı yerde mülhide döner. Tabi ders uzun ve çok derindir. Biz hepsini belki okuyamayacağız ama belli yerlerini inşallah mütalaa etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak istifadeye medar eylesin. Tabi Miraç-ı Muhammedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Hani'nin evindeyken, hatta bugün Kabe'de o evin olduğu yere bir sütun var. Orada hatta kırmızı bir ışık var, bellidir yani. Ümmü Hani'nin evinden Mekke'den Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, oradan da nedir? Miracı Muhammedi ta Kab-ı Kavseyn makamına kadar bir uruç var, bir yükseliş var. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu seyrini, bu seyri seyahatini, içinde çok binler esrar ve envar ve hakikati barındıran bu seyrini tekrar geliyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz malumuz Sıddık-ı Ekber olmasının bir şeyi de budur. Geliyor müşrikler, tabi her zamanki gibi Efendimiz'i yalanlıyorlar, kabul etmiyorlar. Allah Resulü Mekke'nin insanlarına bazı şeyler anlatıyor. Ve tabi ki hemen Hazreti Ebubekir'in Efendimiz'in evine gidiyorlar radıyallahu anh. Sen arkadaşın böyle şeylerden bahsediyor diyorlar. Evet. Hazreti Resulullah Efendimiz'in o Sıddık-ı Ekber dediği, yani o Sıddık'ı nedir? Ben onun göklerden bize haber getirdiğine inanıyorum diyor. Yani her gün bize vahiy geliyor, ben ona inanıyorum diyor. Hiçbir şekilde daha ikiletmeden o dediyse doğrudur ve kapıyı kapatıyor. Ve Sıddık-ı Ekber unvanını o gün de almış oluyor. Yani Miraç'ta çok ince nükteler var. Yani Miraç'ta Sıddıkiyet arşına çıkmanın da bir vesilesi vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tebaiyet, ona olan imanla beraber. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Mucizat-ı Ahmediye'de üstadımız bunu anlatıyor, bu hadisi naklediyor. Efendimiz Mescid-i Aksa'ya gitmemiş. Yani Şam'a kadar gitmiştir çocukluğunda. Daha başka bir yere gitmemiş. Fakat tabi müşriklerden Mescid-i Aksa'ya gidip buraları bilen insanlar var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kadar diyor sıkıldım ki hiç yani hayatımda o kadar böyle bir gönül yorgunluğu hissetmedim, sıkkınlık. Sonra Cenab-ı Hak Mescid-i Aksa'yı gözümün önüne geldi. Ve keşefül hicab, perdeler açıldı. Ben diyor onlar Resulullah Efendimiz bakıyor, kapısını söylüyor, penceresini söylüyor ve onlar da tasdik ediyor. Yine Efendimizin de bu manada mucizesi Mucizat-ı Ahmedi'de anlatılıyor. Tabi Miraç çok geniş bir konu. Üstad Hazretleri evvela dört ana maddede özetliyor. Miraç'ın sırrı lüzumu, hakikati Miraç, hikmeti Miraç, Miraç'ın semerat ve faydası nedir? Tabi şimdi biz hepsini okuyamayacağız fakat hakikati Miraç'tan inşallah devam edelim. Bir daha başlayalım inşallah hakikati Miraç'a. Hakikati Miraç nedir? El cevap, Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam meratib-i kemalata seyr-i sülükünden ibaret. Yani hakikati Miraç bu bölümün bütün meselesi, ana meselesi budur. Yani bütün sonra gelen manalar adeta bu satırın izahı ve şerhi gibidir. Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam meratib-i kemalatta seyri sülukundan ibaret. Bakın burada meratib-i kemalatta. Şimdi ayet-i kerimede ne buyuruyor? Akrabu ileyhi min hablil verit. Cenab-ı Hak biz kulumuza nedir? Şah damarından daha yakınız diyor. Peki bize her şeyden daha yakın olan bir Allah'a, her şeye her şeyden daha yakın olan bir Allah'a gidilme gibi bir söz konusu olmaz. Yani
Miraç mütalaa edilirken bu noktaya da dikkat etmek lazım. Haşa, Cenab-ı Hak belli bir mekanda da oraya doğru gidilmiyor. Böyle anlarsak itikadımıza çok ciddi manada zarar verir. Çünkü Allah mekandan münezzehtir. Ha, burada nedir? Ayet-i kerimede zaten ifade ediyor. Her şeye her şeyden daha yakın olan Allah'a gitmek ne demek? Meratib-i kemalat da seyr-i sülük'ten ibarettir. Yani Cenab-ı Hak Allah Resulüne arzın ve semanın bütün mertebelerini, esmaya bakan, sıfat-ı ilahiye bakan, o bütün tecellilerin mertebelerini ne yaptı? Seyahat ettirdi, gezdirdi. Hakikaten Miraç budur. Yoksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mekana doğru nedir? Seyri sülükü anlarsak o zaman Allah'a bir mekan biçilmiş olur. Bu itikada terstir. Allah mekandan münezzehtir. Ki Allah her şeye her şeyden yakınken niye Allah'a gidilsin ki? Ha, demek ki buradaki mana o değil. Buradaki mana nedir? Meratib-i kemalatı. Kemalatın bütün mertebelerinde seyri sülükünden ibarettir. Hatta Efendimiz Aleyhisselam zamanda ve mekanda yolculuk yapmıştır. Şimdi burada şunu diyor, peki mekan niye kullandık? Buradaki mekan, yani Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı alemler noktası itibaridir. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın haşa onun zatına bakan noktasıyla değil. Mesela örnek veriyoruz, şimdi biz ruh vücudun neresindedir? Tayin edebiliyoruz mu? Bakın, veya ruhun mahiyetini tayin edebiliyoruz mu? Edemiyoruz. Peki biz ruhu nasıl anlamaya çalışıyoruz? Ruhu nasıl tanımaya çalışıyoruz? Ruhun idare ettiği vücutta, ruhun hizmet, yani ruhun idare ettiği vücutta faaliyet gösterdiği sahadan biz ruhu anlamaya çalışıyoruz. İşte ruh görüyor, ruh duyuyor, ruh tadıyor. Hazreti Üstadımız ne buyuruyor? Göz bir penceredir, bu aleme ruh o pencereden bakar. Yani gören ruhtur ama göz penceresinden bakar. Yani biz ruhu görmesiyle tanıyoruz. O sahadan, o faaliyet sahasından tanıyabiliyoruz, bilebiliyoruz. Aynen onun gibi Cenab-ı Hakk'ı da Celle Celaluhu ne yapıyoruz? İdare ettiği, tedbir ettiği, uluhiyetiyle, rububiyetiyle, tecellisiyle bütün aleme muhit olan şan-ı uluhiyetin alemdeki tecellisinden Cenab-ı Hakk'ı bilebiliyoruz. Yani Allah'la kul arasında ebediyen yırtılmayacak bir azamet perdesi vardır. Burası da önemlidir ki zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Subhaneke ma'arafnaka hakka marifeteke ya maruf. Seni hakkıyla bilemedim. Veya Subhaneke la ufzi senan aleyk, değil mi? Ben seni nasıl tesbih edeyim? Sen kendini nasıl tesbih ettiysen ya Rabbi, nasıl övdüysen biz ona ne diyoruz? Amin diyoruz. Şimdi bunlardan baktığımız zaman Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam bütün arzın ve semanın bütün dairelerinde Cenab-ı Hak Resulullah Aleyhisselatü'nü ne yapıyor? Gezdiriyor. Evet. Bu ikinci temsili okuyacağız. Orada bir ifade var. Niçin gezdiriyor? Efendimiz Aleyhisselatü'nü gezdirmenin birçok sebeplerinden bir tanesi görsün ve görülsün. Ama ondan evvel şimdi aşağıki paragrafta yani ile başlayan cümle bunu daha da tasdifli bir şekilde izah ediyor. Devam edelim. Yani Cenab-ı Hakk'ın tertibi mahlukatta tecelli ettirdiği ayrı ayrı isim ve ünvanlarla saltanat rububiyetinde teşkil ettiği devaire tedbir ve icatta ve o dairelerde birer arş-ı rububiyet ve birer merkezi tasarrufa medar olan bir sema tabakasında gösterdiği asar rububiyeti birer birer o abd-i masra göstermekle o abdi hem bütün kemalat insaniye cami hem bütün tecelliyat ilahiye mazhar, hem bütün tabakat-ı kainata nazır ve saltanat-ı rububiyetine dellalı ve marziyat-ı ilahiyenin mübelliği ve tılsım-ı kainatın keşrafı yapmak için Burak'a bindirip, berk gibi semavatı seyrettirip, kat-i meratip ettirerek... Evet, şimdi burası, orada önemli bir nokta var. Asar-ı rububiyeti. Evet. Yani Cenab-ı Hak terbiyesinin bütün eserlerini birer birer, bu üstadın yani bu cümleleri çok manidar, birer birer ne gibi, bunu biraz da açarsak 16. sözde 3. şuada Üstad Hazretleri çok güzel bir ifade var. Öyle de emri küm fevküne malik, güneşler ve yıldızlar emirber nefer hükmünde olan Zat-ı Zülcelal
her şeye, her şeyden daha ziyade yakın olduğu halde. Biraz önceki ifade var. Her şeye, her şeyden daha ziyade yakın olduğu halde her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Onun huzur-u kibriyasına perdesiz girmek istenilse, zulmani ve nurani, yani maddi ve ekvani ve esmai ve sıfati 70 binler hicaptan geçmek. Yani 70 bin perde, bunu nasıl anlayabiliriz? Şimdi mesela diyelim 70 bin perde, tabi Arapçada 7, 770, bunlar hep çokluk ifade eden manalardır. Mesela bir insanı düşünelim, bir insan bir mühendis olsun. Bu insanın bir bisiklet yaptığını düşünelim. Motor bisiklet yaptığını düşünelim. Araba yaptığını düşünelim. Sonra uçak yaptığını düşünelim. Gemi yaptığını düşünelim. Uzay mekiği yaptığını düşünelim. Şimdi diyelim nedir bu mühendis? Diyelim bir makine mühendisi diye kabul etsek. Bu makine mühendisini veyahut da başka bir mühendislik, artık bu sahası olanlar daha şey bilir. O mühendisi tabi caizse burada 7 tane diyelim ne saydık? Araç sardık. O mühendisin mühendisini bisikletten de okumak. Bu bir perdedir. O mühendisin mühendisliğini motor bisikletten okumak ayrı bir perdedir. Yani o mühendis, biz o mühendisi bisikletinden de okuruz. Motor bisikletten de okuruz. Arabadan da okuruz. Uçaktan da okuruz, gemiden de okuruz, uzay mekiğinden de okuruz. Yani o mühendisin adeta 7 tane araç saysak, hani örneğe mukabil olarak gidersek, 7 tane araçtan 7 yönden mühendisi okumak demektir bu. Şimdi teşbihte hata olmasın, mecaz, yani temsilden hakikate geçersek, Cenab-ı Hakk'ın, üstadımız şimdi burada bir örnek verecek, çok güzel manidar. Ve külli derecat-ı tecellisinden çıkmak gayet yüksek tabakat-ı sıfatında mürur edip ta ism-i azamına mazhar olan arş-ı azamına uruç etmek, eğer cezb ve lütuf olmazsa, Cenab-ı Hakk'ın çekmesi ve lütfu olmazsa, binler seneler çalışmak ve sülük etmek lazım gelir. Yani miraç dediğimiz sene, mesele binler senenden daha fazla bir mesele. Burada ne var? Allah'ın cazibesi. Bir akrabiyet-i ilahiye var, bir kurbiyet-i ilahiye var. Yani kurbiyet, kulun Cenab-ı Hakk'ın rızasına doğru yol alması. Adeta şöyle düşünelim. Kurbiyet bir varlığın güneşe doğru gitmesiyken, akrabi ise güneşin o kişinin göz bebeğine ne olması? Gelmesidir. Yani akrabiyet-i ilahide rahmet-i ilahiyenin, cezb-i rahmaninin bir tecellisi varken Cenab-ı Hakk'ın, ama kurbiyet-i ilahide ise kulun kendi yürüyüşü vardır. Evet. Tabiri digerle evliyaullah'ta kurbiyet söz konusuysa, evet, peygamberlerde akrabiyet söz konusudur. Resulullah aleyhissalatü vesselam ise akrabiyet en azam derecede Miraç'ta zaten kendisini göstermiş oluyor. Şimdi burada dedi ya, birer birer o Abdülmahsus'a göstermekle, mesela sen ona Halık ismine yanaşmak istersen, yani Cenab-ı Hakk'ın bin bir esması var. Halik ismine bakalım. Halik ismine ona yanaşmak istersen, bir, senin Halık'ın hususiyetiyle, evvela Allah Halik yaratandır. Seni, yani biz kendi, beni yaratan Allah Halik. Sonra bütün insanları yaratan Halik. Halik. Sonra bütün canlıları. Şimdi mesela şöyle düşünün. Diyelim Musab'i yaratan Halik. Değil mi? Sonra bütün insanları yaratan, bakın bütün insanların, 7 milyar insan var. 7 milyar insanda 7 milyar Halik isminin farklı farklı tecellisi demektir bu. Allahu Ekber. Peki şimdi size soruyorum. 7 milyar insan Hazreti Adem'den bugüne kadar alsak ne kadar insan gelmiştir? Örnek veriyorum, yani bu matematiksel olarak hesaplanabilir. Yani şöyle hesaplanabilir. Bir genel bir kanaat, yoksa şudur diyemiyoruz. Ama desek ki Hazreti Adem'den bugüne kadar 500 milyar insan geldi. Yeah. 500 milyar insanın Halık'ı ayrı ayrı.
500 milyar insandaki Halik isminin ayrı ayrı tecellisinden geçmek. Allahu Ekber. Sonra bütün zihayatların Halik'i, bütün canlıların Halik'i. Üstad Hazretleri Risale'de bir ifade kullanır, bir örnek kullanır. Buyurur ki, bir baharda yaratılan sinek sayısı, Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen insan sayısından fazladır. Sadece canlılar içerisinde sineğe baksak, Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen insan sayısından fazla sinek varsa, diyelim ki 100 milyar sinek. Ama sadece bu bahar. Sadece sinek mi? Bizde sadece sinek mi? Hazreti Adem'den bugüne kadar al. Allahu Ekber. Peki sadece sinek mi, ifade ettiğiniz gibi 1 milyona yakın türden bahsediliyor. Onların Hazreti Adem'den. Mesela aslanları yaratan bir Halık, ama o diyelim örneğin 500 bin aslanda ayrı ayrı Halik ismini okumak. O Hazreti Adem'den bu yana gelen sineklerin sayısı, bakın sinekler insandan daha fazla, her bir, yani o sinek türüne bir bakmak külli olarak, bir de o küldeki her bir sinekte Allah'ın Halik ismini okumak. Allah Allah. Ünvanıyla, sonra bütün mevcudatın Halik ünvanıyla, yani bütün arz ve sema, Cebrail aleyhisselamın Halik'i, Mikail aleyhisselamın Halik'i, Azrail aleyhisselamın Halik'i, İsrafil aleyhisselamın Halik'i. Mesela Allah'ın öyle melekleri var ki, her bir yağmur tanesine bir melek müekked, değil mi? Ve o meleğin, o yağmur tanesini indikten ve kar tanesini indirdikten sonra kıyamete kadar sonra başka vazifesi yok. Hazreti Adem'den bugüne, bugünden kıyamet sabahını alalım. Allahu Ekber. Sadece yağmur mu? Sadece yağmur mu, kar mı? Şimdi yani o 70 bin perde dediği bu. Evet. Sadece Halik esması mı var? Rezzak esması düşünün. Her bir mahluka benim Rezzak'ım. Bütün insanların Rezzak'ı. Evet. Bütün canlıların Rezzakı, bütün mevcudatın bin bir esma-i ilahiyeyi en cüzden en küle, hadi tecelliden vahidiye tecelliye, fertten neve kadar böyle baktığımız zaman, işte bu nedir? Öyle bir gönül, öyle bir kalp, öyle bir ciddi ruh ister ki, işte bu, bu Miraç Zat-ı Muhammediye aleyhisselam'a hastır. Zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam'a hastır. Dedi ya, birer birer abdi mahsuza göstermekle. Allah Allah. Niye? Niçin birer birer gösteriyor? O abdi hem bütün kemalat-ı insaniye cami. Peygamber Efendimiz nedir? Bütün kemalat-ı insaniye. Yine Risale'de 11. Şua'da 7. meselede Resulullah aleyhissalatü vesselam hem ismi azama hem de her ismin azam mertebesine mazhar olmuştur. Yani ne gibi? Mesela diyelim bir insanı düşünelim. Bir insan bir meslekte öne çıkar. Marangozdur. Ama şairliği ve öğretmenliği de olabilir. Ama marangoz ismiyle bilinir. Diğer isimler geride kalır. Zilde kalır. Ama bir insanı düşünün ki hem marangozlukta en zirvede, hem şairlikte en zirvede, hem komutanlıkta en zirvede. Resulullah aleyhissalatü vesselam, yani bir insanın öne çıkan sıfatı onun en bir cihette ismi azam oluyor. Mesela öğretmenin birçok şey, şairliği olabilir, ressamlığı da olabilir. Ama biz onu öğretmen olarak daha ziyade biliyorsak onun ismi azamıdır o. Şimdi Resulullah aleyhissalatü vesselam hem ismi azama hem de Cenab-ı Hakk'ın bin bir isminin azam mertebesine mazhar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün kulvarlarda en önde. En kemalde. Niçin? Çünkü bütün kulvarlarda en önde. Üstad şimdi onu anlatacak. Çünkü o bütün kulvarlarla alakadar vazifesi var. Bütün kulvarlarla alakadar vazifesi var. Hem bütün tecelliyat-ı ilahiye mazhar. Çünkü o tecelliyata mazhar olacak ki orada vazife yapabilsin. Hem bütün tabakat-ı kainata nazır. Kainatın bütün tabakalarına nazır. Ve mâ ersennâke illâ rahmeten lil alemin. Bütün alemlere rahmet. Allahu Ekber. Ve tılsım-ı kainatı ve saltanat-ı rububiyetin dellalı, Cenab-ı Hakk'ın rububiyet dairelerinin
Yani saltanatına baktığımız zaman, bakın çok enteresan, kütübü hadiyesi de hadiste, yani çok enteresan bir hadis-i şerif var. Kütüb-i sitede de geçiyor. Cenab-ı Hak cennet ehline nimetleri ve rızıkları ihsan ve ikram edecek. İnşallah Cenab-ı Hak bizi de ona İnşallah. şereflendirsin. Vaat ediyor Cenab-ı Hak. Ve beşşirüllezine amenu ve amilus bi enne lehumul cenne ilahir. 28. sözde bunu çok ciddi manada ve işaret ediyoruz. Cennet bahsinde izah buyuruyor. Şöyle baktığımız zaman saltanat-ı rububiyet, Allah'ın saltanatı o kadar geniş, o kadar vasi ki Allah Teala kullarına birçok ikramı verdikten sonra Cenab-ı Hak cemaliyle müşerref kılacak. Bu bir Kudüs sarayı var. Bakın, Allah cennette görülmeyecek. Orada da mekan olur. Allah cennetten görülecek. Yani mesela biz rasathaneden yıldızlara bakıyoruz. Yıldızlar rasathanede değil. Biz oradan Evet. bakıyoruz. Yoksa yıldızlar rasathaneye sığmaz. Yani Cenab-ı Hakk'ın mekandan münezzeheti ebediyen geçerli olan bir şey. Azamet perdesi yırtılmıyor kullarıyla kendi arasında. Burası önemli. Yani meseleyi itikadi noktada ciddi Değerlendirmek lazım. değerlendirmek gerekiyor. Tabi Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'a diyecek ki git cennetin filan küsünde o saray var. Kullarıma onu ben ihsan ve ikram ettim. Bir mana caizdir hadisi nakletmek. Cenab-ı Allah Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Cebrail Aleyhisselam oradaki meleğe selam verince melek diyor sen kimsin? Ben Cebrail'im. Ben seni ilk defa duydum diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın mülkü, terbiye dairesi, saltanatı o kadar vasi ki Cebrail Aleyhisselam'ı bile tanınmadığı ve bilinmediği yer olabiliyor. Hatta Allah'ın öyle melekleri var ki dünyanın, insanın yaratıldığını bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyor. Sadece yaptıkları nedir? Zikrullah'tır. Allah. Yani enteresan bir şekilde Üstad Hazretleri tasdif ediyor. Ve saltanat-ı rububiyetin dellalı ve marziyat-ı ilahiyenin mübellihi, yani Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şeyler nelerdir? Kulların onları da tebliğ edecek ve tılsım-ı kainatın keşşafı yapmak için. Bakın keşşaf tabiri. İnsanlar için mucit kullanılmaz. Caiz değil. Niye? İcat etmek, yoktan var etmek. O bizim için kullan. O Allah içindir. Ama insan keşşaf, kaşif olabilir. Var olanı çıkartabilir. Mesela birçok bilim adamı nedir? Keşşaftır. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainat kitabına koyduğunu nedir? Fiili duayla bulup çıkarmıştır. Şimdi Resulullah Aleyhisselam da keşşaf. Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu tılsımları keşfet diyor. Allah ona keşfettirmek için bu seyri seyahati yaptırıyor. Bunun için Burak'a bindirip, Burak öyle bir varlık ki gözünü diktiği yere ne yapıyor, gördüğü yere ayağını hemen uzatıyor. Berk gibi semavatı seyrettirip kat-ı meratip ettirerek kamervari menzilden menzile, daireden daireye rububiyeti ilahi temaşa ettirip o dairelerin semavatında makamları bulunan ve ihvan olan enbiyayı birer birer göstererek ta Kab-ı Kavseyn makamına, bak makam diyor, mekan demiyor, makamına çıkarmış, ehadiyet ile kelamına ve rüyetine mazhar kılmıştır. Şimdi ikinci temsilden devam edelim inşallah. İkinci temsil, nasıl ki bir sultanın ünvanlarından olan kumandan-ı azam ünvanı, devair-i askeriyenin sarasker dairesi gibi külli ve geniş daireden tut, ta onbaşı dairesi gibi cüz'i ve hususi her bir dairede bir zuhuru bir cilvesi vardır. Mesela bir nefer o kumandanlık ünvanı azamının numunesini onbaşı şahsında görür, ona bakar, ondan emir alır. O nefer onbaşı olduğunda çavuş dairesindeki kumandanlık dairesinin nazarına çarpar, ona bakar. Sonra çavuş olsa o vakit kumandanlık numunesini ve cilvesini mülazım dairesinde görür. O makamda ona mahsus bir iskemde bulunur ve hakeza yüzbaşı, binbaşı, ferik, müşir dairelerinden her birinde dairelerin büyük ve küçüklüğü nispetinde o kumandanlık ünvanını görür. Şimdi bir şeyde şahsın manevi oldu mu ala küllahan onda ne oluyor? Mertebe. Mertebe oluyor. Mesela ordu da bir şahsın manevidir. Onda da bir mertebe vardır.
Onbaşıdan ta genelkurmay başkanına kadar nedir? Mertebe vardır. Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, efendime söyleyeyim sonra nedir? Albay, albay, yarbay bu şekilde gidiyor. Şimdi Üstad Hazretleri burada o kadar hoş güzel bir örnek veriyor ki çok derin ve amik, ince bir mevzuyu bize örnekle, sırrı temsille zihnimize yaklaştırıyor. Evet. Şimdi bir daha alalım. Nasıl ki bir sultanın unvanlarında olan kumandan-ı azam unvanı, devair askerinin serasker dairesi gibi külli ve geniş daireden tut, ta onbaşı dairesi gibi cüz'i ve hususi her bir dairede bir zuhuru, bir cilvesi vardır. Şimdi mesela diyelim zaten sohbetin başında neydi? Seyri sülük. Şimdi her şeyde bir seyri sülük var. Yani mesela diyelim bir insan profesör olmak istiyorsa bunun mebdeyi nedir? İlkokulla başlar, ortaokulla devam eder, liseyle devam eder, çalışır, üniversiteye girer, bitirir, yüksek lisans, doktorası, master'ı, araştırma görevlisi, sonra doçenti ve profesörü. Yani seyr-i sülukun olmadığı yeryüzünde hiçbir şey yok. Mesela bir sünnetullah. O da bir sünnetullah. Amenna. O da aynen bir sünnetullah'tır. Mesela şöyle düşünelim. Bir çekirdeğin de seyr-i sülukü var. Evet. Hani üstad vesvese bahsi ne diyor? Onların namazı nerede, benim namazım nerede deme. Evet. Yani bir çekirdekten ta hurma ağacına kadar meratip var diyor. Yani hurma bir meyve ise o meyvenin meyve olan noktasına kadar, çekirdekten meyveye kadar bir seyri sülükü var. Ama o seyri sülükün kemali neresi? Meyvedir. Eğitimin mesela kemali neresidir? Diyelim profesörlüktür. Askeriye girdi, değil mi? Kemali neresidir? Eğer bir mertebe kat etmek istiyorsa kemali genelkurmaydır. Yani istatlarına göre mertebeler tabii, var yani. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman mesela diyelim bir onbaşı genel kurmayla görüşebilir mi? Görüşemez. Niçin görüşemez? Zat itibariyle görüşemez. Niye görüşemez? Çünkü mertebe noktasıyla o oraya gelememiştir. Peki bir genel kurmay bir onbaşıyla konuşsa, bir yüzbaşıyla, bir binbaşıyla veya bir yarbayla konuştuğu gibi konuşmaz. Onbaşı dediğimiz zaman zaten adı üstünde. 10 kişiyle tedbirle alakadardır. Ona konuşurken Genelkurmay Başkanı, örnek veriyorum, kalkıp da bir kara kuvvetleri komutanıyla, bir hava kuvvetleri komutanıyla konuştuğu gibi konuşmaz. Şimdi kara kuvvetleri diyoruz. Piyade, karayla alakalı bütün vazifeler deruhte etmiş. Hava kuvvetleri diyoruz, deniz kuvvetleri diyoruz. Yani hem de dua hükmün olsun, Cenab-ı Hak ordumuzu da her daim muzaffer ve muvaffak etsin. Malum şimdi cephelerde böyle askerimiz savaşıyor. Şu derslerin hürmetine Cenab-ı Hak bu derslerin manevi bir böyle zırh hükmünde ve feyiz ve bereket hükmünde onlara da yar ve yardımcı olmasına nasip eylesin. Şimdi genelkurmay bir kara kuvvetlerinde konuştuğu gibi onbaşıyla konuşur mu? Konuşmaz. Peki kara kuvvetlerine verdiği, örnek veriyorum, envanteri veyahut da levazımatı onbaşına verir mi, vermez? Onbaşıya 10 kişi kadar tayinat verilir. 10 kişi kadar, yani alakadar olduğu saha kadar ve kişi kadar ve alakadar olduğu vazifenin mahiyeti kadar ona muhatap olur. Ama kara kuvvetlerine, bir kara kuvvetin altında, komutanın altında binlerce ne var? Tugay var, şey var, bölük var. Bir sürü onbaşıya ne yapar? Onun bir alakadarlığı var. Yüzbaşıya muhatap olsa binbaşı ölçüsünde olmaz. Binbaşıya ölçü olsa, örnek veriyorum, albay ölçüsünde. Albay ölçüsünde evet. Olmaz. Yani genelkurmayın muhataplığı, muhatabının makamı ve muhatap olduğu çevre kadardır. Evet. Ha, ama mesela onbaşı ben genelkurmayla görüşmek istiyorum derse, bunun seyri sülükü açıktır. Gayret eder, çalışır. Evet. Onun da kendine göre biliyorsunuz sınavı vardır. Efendime söyleyeyim, yani kendi perdelerinden, kendi perdelerinden geçecek. Ta ki efendime söyleyeyim bir kara kuvvetleri komutanı olduğu zaman ne yapar? Görüşmeler. Genelkurmaya muhatap olabilir. Evet. Velev ki yarbay olsa yine genelkurmayda bir şekilde, ama onbaşıyla olamaz. Evet. O seyri sülükü yapmak mecburiyetinde. Evet. Ve bir de şöyle düşünelim. Mesela bazen böyle görsel medyada aileleri
İşte şeye götürüyorlar bayramlaşmada. Bir anda çocuk annesini arkasında görüyor. Ne yapıyor? Heyecandan ne diyeceğini şaşırıyor. Bazen de genelkurmay bizatihi kendi hizmet birimindeki neferleri ziyaret ediyor. Bunu görüyoruz. Arkasında şöyle dokunduğu zaman bir anda genelkurmayı gördüğü zaman ne yapıyor? Konuşamıyor. Hani deriz ya nutku tutuldu. Bakın ama şimdi bir yüzbaşı veya binbaşı veyahut da bir kara kuvvetleri bir genelkurmayı gördüğü zaman bir onbaşı gibi nutku Tutulmaz. tutulmaz. Niçin? Çünkü Yakın bir mertebe var yani. mertebe var. Evet. Yani bir seyri sülük yapmış. Onunla konuşmakta bir altyapı var. Onun konuşmasını dinlemekte ne var? Bir zemin var. Ama bir anda onbaşı veya bir nefer arkasında genelkurmayı görse nutku tutulur. Niye? Çünkü genelkurmayla bir anda konuşacak bir mertebede değil. Yani huzurun insanı olamıyor Yani o orada. huzura muhatap Olamıyor olamıyor. yani. Evet. Evet. Mesela bir nefer o kumandanlık unvanı azamının numunesini onbaşı şahsında görür. Ona bakar, ondan emir alır. O nefer onbaşı olduğunda çavuş dairesindeki kumandanlık dairesinin nazarına çarpar, ona bakar. Sonra çavuş olsa o vakit kumandanlık numunesini ve zirvesini mülazım dairesinde görür. Yani çavuş olsa bu sefer yüzbaşı dairesiyle muhatap olacak. Evet. Evet. Her bir mertebe ilerledikçe bir üst mertebeyle daha rahat Konuşabiliyor. konuşabiliyor. Evet. Üst mertebenin huzuruna seyri sülükün nispetiyle muhatap Evet. olabiliyor. Evet. O makamda ona mahsus bir iskemle bulunur ve hakeza yüzbaşı, binbaşı, ferik, müşir dairelerinden her birinde dairelerin büyük ve küçüklüğü nispetinde o kumandanlık unvanını görür. Şimdi bir neferi o kumandan-ı azam bütün devair-i askeriyeye taalluk edecek bir vazifeyle tavsif Ya etmek şimdi istese çok önemli. Bir neferi, bir askerini bütün devair-i askeriyeye yani askerliğe ait ne kadar daire varsa mesela şimdi şöyle genelkurmay bir sadece kara kuvvetleriyle konuşsa hava kuvvetlerini konuşmaz. Veyahut da deniz kuvvetlerini de konuşmaz. Kara kuvvetleriyle konuşur. Sadece karayla alakadar bir mevzuda ne yapar? Karayı alakadar eden meseleyi konuşur. Ama şöyle düşünün, bir kumandanı azamını bütün devair askeriydi. Yani eğer onu karada da, denizde de, havada da muvazzaf vazifeli yapacaksa, eğer vazifeli yapacaksa o zaman vazife yapacağı bütün daireleri bilmesi, görmesi ve bütün dairelerde de görülmesi lazım. Ta ki bütün dairelerde hem görülecek, hem görecek, hem de vazife yapacağı dairelere aşina olacak, o dairelerdekiler de ona aşina olacak. Yani bu normalde bir kara değil. Bütün Türkiye'de düşünün, bütün diyelim memleket satında bütün birimlerde vazife yapacaksa o zaman ne yapacak? Hepsini gezdirecek. Evet. Şimdi bir neferi o kumandan-ı azam bütün devair-i askeriyeye taalluk edecek bir vazifeyle tavsif etmek istese, bir müfettiş gibi her devairi görüp ve görünecek bir makam vermek Bak, istese, her daireyi görüp ve her dairede görünecek bir makam vermek istese, bakın makam. Makam. Evet. elbette o kumandan-ı azam o neferi onbaşı dairesinden tut ta daire-i azamına kadar birer birer gezdirecek, ta görsün, görülsün. Şimdi bakın bu cümle çok güzel. Ne yapacak? Daire azamına kadar birer birer gezecek. Yani şöyle örnekten gidelim sonra hakikate geçelim. Yani o kumandan azamı karaya ait bütün birimlerde gezdirecek. Bakın. İşte bir küçük bir bölükten tutalım. Ondan sonra alaydan tutun, tugaydan tutun değil mi? Böyle Garnizondan kol garnizonu ordu öyle gidiyor. kolorduya kadar hepsini gezdirecek. Havayı öyle düşünün. Keza denizi öyle düşünün. Bakın bütün daireleri gezdirecek. Niye? Ta görsün. Ve görülsün. Şimdi bu cümle Üstad Hazretleri Lemaat'ta çok güzel bir ifade var. İsterseniz oraya beraber okuyalım. Buyurun. Meleklerde. Miraç, insanlarda şakk-ı kamer gibidir. Yani şimdi Peygamber Efendimizin miracının bir de sema ehline bir bakan cephesi var. Allah Allah. Sonuçta Tabi orası da bir mertebe. tabi mertebe. Bir de şu var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında Zat-ı Muhammediye'de insanın kıymeti şerh ediliyor. Allah Allah. Yani
Allah bizi bu zatı Muhammediye bağışlasın ve şefaatine nail eylesin yani. Diğer üstadımız bizi böyle bir peygambere ümmet eden Allah'a hamdü senalar olsun. Bu şeyde bakıyor mu hocam? Hani sen yeryüzünde bir insan oraya da gireceğiz. Evet, oraya geleceğiz. Bir miracı kerametle melekler gördüler el hak ki müsellem bir nüvvette muazzam bir velayet var. Müsellem bir nüvvette muazzam bir velayet var. Bakın meleklerde miraç insanlarda şakkı kamer gibidir. Resulullah aleyhissalatü vesselam kameri ikiye bölmesi neydi? Bir mucize evet. gösterdi. Evet. Ta ki o Mekke'nin müşrikleri ne yaptılar? Evet. Bazıları inandı, bazıları inanmadı. Bazıları haşa yetimi Abdülmuttalib'in sihri evet. göğe tesir etti. Hatta üstad diyor ki onların sihir demesi bunu bir şeyle tesmih etmesi bu hadisenin varlığına bir delildir. Evet. Çünkü yoka bir şey konuşmuyor. Var ama suretini değiştirmeye çalışıyor. Evet. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bine yakın mucizesi var. Üstad mektubatta Mucizat-ı Ahmediye'de 300 küsürünü ne yapıyor? İfade ediyor. Şimdi mucizelerden bir tanesi ayın ikiye bölünmesi. Ama ayın ikiye bölünmesi İnsanları gösteren bir mucize. Evet. Ama burası miraç. Çok önemli. Miraç. Meleklere miraç insanlardaki şakı kamer gibidir. Heh. Bir miracı kerametle melekler gördüler el hak ki müsellem bir nüvete muazzam bir velayet var. Şimdi bakın şurada bir ifade var. Şöyle okuyalım şöyle. Şurayı. 20. sözün 2. makamında. Buyurun. Hem mesela وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Biz Adem'e bütün esmayı talim ettik diyor. Alleme. Bakın talim ettik. İlmin buradan kadri kıymeti de çok ciddi manada anlaşılıyor. Üstad İşaret Hücaz'da hilafet bahsinde bunu çok ciddi işliyor. Evet. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın davayı hilafet-i kübrada mucizesi kübrası talim esmadır. Yani Hazreti Adem'in mucizesi esmanın talimidir. Evet. Cenab-ı Hak ben bir yeryüzünde halife yaratacağım buyurduğu zaman ne dedi melekler? Ya Rabbi yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkartacak birini mi yaratacaksın dedi. Cenab-ı Hak da inni alimu mala talimu ben bilirim siz bilmezsiniz buyurdu. Ve sonra Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e bütün esmayı evvela meleklerin bütün eşya isimlerini siz söyleyin. Onlar söyleyemedi. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Senin bize talim ettiğin hikmetten başka bir bilgimiz yoktur. Herkese liyakatı nispetinde irfan ve ilim ihsanı sensin dediler. Sonra da Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a sen oku deyince Hazreti Adem saymaya başladı. Ama Üstad Hazretleri burada Hazreti Adem Aleyhisselam esmayı tafsili değil icmali olarak ifade etti. Evet. Azam mertebede almıyor. Şimdi bak okuyalım. İşte sair enbiyanın mucizeleri birer hususi harika beşeriye remz ettiği gibi bütün enbiyanın pederi ve divan-ı nüvvetin fatihası olan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın mucizesi umum kemalat ve terakkiyat-ı beşeriyenin nihayetlerine ve en ileri hedeflerine sarata yakın işaret ediyor. İşaret ediyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Bak Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne yaptı? Hazreti Adem Aleyhisselam icmali olarak anlattı. Evet. Hazreti Adem Aleyhisselam icmali olarak anlattı. İnni alemu ma la ta'lemun. İşte sizin bilmeniz benim bildiğim ne? Ben Adem'e Aleyhisselam'a öyle bir vedia emanet ettim ki bakın onu siz ne yapamıyorsunuz? İdrak edemiyorsunuz. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın bakın bu şeyine melekler Subhaneke la ilme lena. Tacip ettiler değil mi? Şaşırdılar bakın. İnsanın buradaki ulvi kadri tabiri diğerle Üstad Hazretleri mektubatta Telviyat Etisi Ada buyuruyor ki insanı kamil olmayı anlatırken yani ahsen-i takvim sırrında olduğunu göstermekle melaikeye karşı rüçhaniyeti ispat etmek. Bunun en azam, en tafsili yani ve alleme Adem esma küllehanın en tafsili manadaki tecellisi Zat-ı Muhammediye Aleyhisselatü'nün şahsında ve Mirac-ı Muhammed'de gözüküyor. Yani Cenab-ı Hak ey Habibim gör bu alemi. Bütün saltanatımı müşahede et. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e bütün alemi gösterdiği gibi her bir alemi gördükçe ma'arafna kaka marifeteke ya ma'araf. Seni hakkıyla tanıyamadım ya Rabbi. Tanıyamadım demek aslında Cenab-ı Hakk'ı yani benim orada tanıyamadım demek kemaldir. Evet.
Subhaneke ma abetnaka hakka ibadike ya mabud. Seni hakkıyla ibadet edemedik. Ma zekaneke hakka zikrike ya meskur. Ma şekaneke hakka şükrike ya meşkur. Hakkıyla şükredemedik, zikreyemedik. Ne demek bu? Yani bir üst mertebeye çıkıp alttaki mertebeye bakınca ma arafnake hakkı. Başka bir mertebe daha, başka bir mertebe daha ne yapıyor? Cenab-ı Peygamber'in hayretini açıyor. Hayretini açıyor. Hem görüyor, tesbihini ziyadeleştiriyor ama çok da güzel bir ifade. Ta görsün ve görülsün. Bir de ey sema ehli, siz demiştiniz ya Adem'i niye yarattınız? İşte o Adem çekirdeğinin ta, bakın Resulullah hem çekirdektir hem meyvedir aleme ama üstadımız biliyor ya Hazreti Adem hilkaten en evvel değil mi? Vazifeci en evveldir. Vazifeci en evveldir. Hilkaten Resulullah en evveldir. Hazreti Adem vazifeci en evveldir. Yani hilkaten evvela Allah beni yarattı buyuruyor. Benim nurumu yarattı diyor değil mi? Heh. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o insan denen varlığın kemal manada bütün sema ehline gösterilmesidir. Hele bakın bir de benim Muhammed'im Aleyhisselatü Vesselam'ın aynasından bir de sema ehline ne yapıyor? Esmasını da okutturuyor. İnsanın kemalini okutturuyor. İnsanın şerefini ne yapıyor? Seyrettiriyor. Hem görüyor hem de gösteriyor. Allah Allah. Bu da insanın kıymeti. Çok büyük bir kıymeti var yani. Allah Allah. Evet. Sonra huzuruna kabul edip sohbetine müşerref ederek nişan ve ferman verip taltif ederek ta geldiği yere kadar bir anda gönderiyor. Yani bütün o seyri seferleri yaptı. Evet. Onbaşılıktan şey yani örnek olarak söylüyorum. Resulullah için değil bu. Örneğe geçelim yine. Onbaşılıktan yüzbaşılığa, binbaşı, yarbay ve ta genel kurmaya kadar çıktı. Onunla görüştü. Bakın gidene kadar bir mesafe var. Bir zaman var. Değil mi? Evet. Bak bir anda ne yaptı? Geldi diyor ya hadiste. Bir anda gitti geldi. Evet bir anda gitti geldi. Evet. Şu temsille baktığımız hakikat ise şu temsilde bir noktayı nazar almak lazım gelir ki padişah eğer aciz olmazsa suri olduğu gibi manevi cihetinde de iktidar olsa ve vakit ferik, müşir, mülazım gibi eşhası tekvil etmez. Bizzat her yerde bulunur. Yani mesela dünyevi saltanatta mesela diyelim padişah vardır ama sadarette onun neleri vardır? Katipleri vardır. Hı. Meşihatta mesela diye bugünkü manada Diyanet'te onun insanın çalışanları vardır. Ona muhtaçtır. Evet. Ha, şimdi tabii örnek başka. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Evet. Onlar zaten şimdi söyleyecek. Suri. Evet. Yani Cenab-ı Hak mesela diyor ya Mesnevi'de niçin Cenab-ı Hak bu kadar melek yarattı? Azametini göstermek. Saltanatının ve rubiyetinin şaşasını göstermek. Yoksa Cenab-ı Hak nedir? Yuhyi ve yumittir. Evet. Faali nüma yürüttir. Cenab-ı Hak her şeyi bizzat kabzayı kudretinde tutmuştur. Peki bütün bu mahlukat muhtaç olduğundan değil haşa. Nedir? Kudretinin ve saltanatın azametini göstermek içindir. Evet. Yani bu noktaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Şu temsilde bir noktaya nazar almak lazım gelir ki padişah eğer aciz olmazsa suri olduğu gibi manevi cihetinde de iktidarı olsa o vakit ferik, müşir, mülazım gibi eşhası tekvil etmez. Hı hı. Bizzat her yerde bulunur. Yalnız bazı perdeler altında ve makam sahibi eşhasın arkasında doğrudan doğruya emri o verir. Bazı veli-i kamil olan padişahlar çok dairelerde bazı eşhas suretinde icraatını yaptığı rivayet edilir. Şimdi şu temsile baktığımız hakikat ise acz onun içinde olmadığı için doğrudan doğruya her bir dairede emir ve hüküm kumandan azamdan geliyor. Onun emriyle, iradesiyle, kuvvetiyledir. Yani perdeler bizim için var. Evet. Mesela Üstad Hazretleri bunu Mesnevi'de de, Tabiat İsaresi'nde de ve Risale'nin birçok yerinde işliyor. Esbab bize bir perdedir ama rahmettir. Mesela diyelim insan ölüyor. Değil mi? İnsan ölüyor. Evet. Ama sebepten ya kazadır, işte ya koronavirüsüdür ya başka bir şeydir. Allah hani diyor ya Aziz Aleyhisselam'ı yarattığı zaman ya Rabbi kullarım benden küsecek. Niye? Çünkü Allah Aziz Aleyhisselam'ı kulların canını alma nezaretini veriyor. Şimdi bakın
ne diyor? Seninle onlar arasına perdeler koyacağım. Kimse demiyor Azrail Aleyhisselam geldi aldı diye. Ne oldu? Koronadan öldü, kazadan öldü. Allah bakın bu perdeyi koyarak, eğer bu perdeyi koymasa isyan haşa Cenab-ı Hakk'a gidebilir. Yani perdeler rahmettir. Perdeler bizim dünyamızda bir rahmettir. Ama nedir? Cenab-ı Hak geçen sohbetlerde de ifade etmiştik. Mesela şifayı veren Allah'tır. Ama Allah ilaç perdesini kullanır ama şafi hakiki Allah'tır. Çünkü biz hikmet dairesinde olduğumuz biz böyle anlayabiliyoruz. Ama Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hiçbir şeye muhtaç değildir. Ali ganen ıtlaktır. Her şey ona muhtaçtır. Her şey onun dergah-ı izzetinde tezellüldedir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elindedir. Burası çok önemlidir. Evet. İşte şu temsil gibi hakim arz ve semavat, emri kün feyekûne malik amiri mutlak olan sultan ezeli ve ebedi tabakat-ı mahlukatında cereyan eden ve kemal-i itaat ve intizam ile imtisam olunan evamir ve kumandanlığının şuunatını ve zerrattan seyyarata ve sinekten semavata kadar olan tabakat-ı mahlukat ve taif-i mevcudatta küçük büyük cüz'i kirli tabakatı ve taifeleri ayrı ayrı fakat birbirine bakar bir tarzda birer daire-i rububiyet, birer tabakayı hakimiyet görünüyor. Şimdi bütün kainattaki makasid-i ulya ve netaici uzmayı anlayacak ve bütün tabakatın ayrı ayrı vezaif-i ubudiyetlerini görmekle Zat-ı Kibriya'nın saltanat-ı rububiyetini, haşmet-i hakimiyetini müşahede ederek o zatın marziyatının ne olduğunu anlamak ve onun saltanatına dellal olmak için ala külli hal Yani, o tabakat ve dairelere birer seyr-i sülük olacaktır. şimdi şöyle düşünelim. Mesela Cenab-ı Hak bazı rivayetlerde 124 bin, bazı rivayetlerde 224 bin peygamber. Ama umum ittifak edilen mana 124 bin peygamber. Bunların 28 tanesi Kur'an'da anlatılıyor. 25'inde müttefik. Üçünün peygamber olduğunda ihtilaf var. Fakat peygamber olmasa da kamil bir veliullah olduğu ifade ediliyor. Tabi onun ayrıntısı başka bir mevzu olmakla beraber şuna geleceğiz. Allah bir Rabbi unvanıyla bir de Rabbül Alemin unvanıyla. Zaten Miraç dizisinin başında Cenab-ı Hakk'ın iki tip kullarıyla konuşması vardır diyor. Bir hususi telefonuyla bir de umumi manada. Şimdi mesela diyelim Hazreti Nuh Aleyhisselam belli bir bölgeye peygamber olarak gönderilmiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam keza ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam mesela Mısır'a gönderilmiş, Beni İsrail'e gönderilmiştir, değil mi? Şimdi belli bir coğrafya, belli bir insana, belli bir yapıya gönderilmiş bir peygamber aleyhisselam. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Bu nokta itibariyle baktığımız zaman onun bütün daireleri gezme gibi bir mecburiyeti yok. Niye? Çünkü belli bir sahaya peygamber olarak gönderildiği için hatta bazen aynı anda birkaç peygamber gelmiştir. Yani diyelim belli bir mevki bir peygamber, diğeri bir peygamber terbiye ediyor. Allah böyle murad etmiştir. Yani biz bunu peygamberler tarihinde görüyoruz. Bakın niye? Mesela niye birkaç tane peygamber? Çünkü ayrı ayrı terbiyeleri var. Ayrı ayrı sahalar var. Allah o peygamberleriyle Rabbi unvanıyla konuşmuştur. Rabbi unvanıyla konuşuyor. Hatta Hazreti Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ı görmek istiyor. Lan terani sen beni göremezsin diyor. Ve Cenab-ı Hak kelam isminin, mütekellim isminin tecellisiyle bakın çok tecelli daha tecelli edince Hazreti Musa Aleyhisselam ne yapıyor? Bayıyor. Hatta birkaç kelime de işitebilmiş ve bayılmış. Çünkü Cenab-ı Hak, Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a Rabbi unvanıyla muhatap. Belli bir kesime Beni İsrail peygamber olarak gelmiş değil mi? Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmeten lil alemindir. Rabbül Alemin olan Allah'a muhatap rahmeten lil alemin sıfatıyla oluyor. Ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Bakın Hazreti Musa Aleyhisselam için böyle bir ayet-i kerime yok. Veya Yusuf Aleyhisselam için burada şu önemli. Haşa la nuferriku beyne ehadin min rusuli değil mi? Biz peygamberler arasında fark gözetmeyiz. Yani iman noktasını biz hepsine iman etmek zorundayız. Değil mi? Hepsine iman etmek zorundayız. Şimdi şöyle düşünelim. Bütün valiler, Türkiye'deki bütün valileri düşünelim.
81 vilayet var. 81 vilayetin valisinin muhatap olduğu tüzük aynı mıdır? Aynıdır. Ama bir İstanbul valisiyle, örnek veriyorum, İşte diğer bir Anadolu'daki vilayetimizin valisi bir midir? Mesuliyeti bir değil. Mesuliyeti bir değildir, muhataplığı bir değildir. Birisi 16 milyon, tabii, birisi 300 bin. Evet. Yani bak, vali olmakla müttefikler ama arada ne var? Meratip. Yine Kur'an-ı Kerim bize bunu söylüyor. Cenab-ı Hak buyuruyor, ben bazı peygamberin bazılarına fazileti kılmışım. Çünkü, evet, bazıları konuşmuşum diyor, değil mi? Evet. İkinci cüzün başında geçmesi lazım. Tilke faddanna alelbad diye geçiyor. Şimdi ayet-i kerime de var. Bu noktaya da baktığımız zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Yani belli bir kavme değil, belli bir sahaya değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alem adına ne varsa hepsine gönderilmiş bir peygamberdir. Öyleyse o alemlere gönderilmiş peygamber o alemleri gezecek, görecek, görünecek. Nedir? İşte Mirac'ın hakikati budur. Evet. Ta daire azamiyesinin unvanı olan Arş-ı Azam'a girecek. Ta Kab-ı Kavseyn'e, yani imkan ve vücut ortasında Kab-ı Kavseyn'e işaret olan makama girecek. Bak, Kab-ı Kavseyn mekan değil. Buraya da dikkat etmek lazım. Makamdır. Esma ile eşyanın murtabıt olduğu daire. Yani bir mikropla bir Halik isminin münasebeti ne? Sohbetin başında al. Bir insanla, bütün insanlarla, bütün bin bir esmanın eşyayla olan irtibat sahası burası. Yani Süleyman Çelebi'nin çok güzel bir ifadesi var. Bir kemu keyf yani. Yani keyfiyeti bize meçhul. Evet. Zat-ı Celil Yüce Cemal'le görüşecektir ki şu seyri sülük ise Miracın hakikati. Miracın hakikati budur. Niçin Miraç var? Miracın hakikati budur yani. Evet. Her bir insan aklıyla hayat suretinde seyranı, her bir veli kalbiyle berk suretinde cevelanı, cismi nurani olan her bir melek ruha suretinde arştan ferşe, ferşten arşa deveranı, ehli cennetin insanları burak suretinde haşirden 500 sene fazla mesafeden cennete çıkarmaları olduğu gibi, nur ve nur kabiliyetinde ve evliya kalplerinden daha latif ve emmatun ruhlarında ve melaki cisimlerinden daha hafif ve cesedi necmi ve bedeni misaleden daha zarif olan ruhu Muhammedi aleyhissalatü vesselam. Ne güzel anlattı, ruhu Muhammedi nedir? Evliya nur ve nur kabiliyetinde, evliya kalplerinden daha latif, emmatun ruhlarından ve melaki cisimlerinden daha hafif ve cesedi necmi ve bedeni misalden daha zarif olan ruhu Muhammed aleyhissalatü vesselam. Burada da hocam yani beden de meselesi var değil mi? Tabi şimdi o da var. Yani hatta bu ayet-i kerimeyi mesela Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescid haram ilel mescid aksal lezi. Bu nedir? Burada bakın abd diyor. Bunu müfessirler şöyle ifade etmiş. Abd bir şeyin kul olabilmesi için bedeninin ve ruhunun bir arada olması lazım. Mesela bir insanın babası vefat ediyor. Diyor ki babamı kaybettik. Babam burada. Ya babamı kaybettik. Ya babam kaybettiyse buradaki ne? Bak, vefat ettiği zaman ne yapıyoruz? Babamı kaybettik ama babasının cesedi burada. Sadece cesedine itibar edilmiyor. Ruh ve ceset bir olduğu zaman ona ab deniyor. Bunu merhum Elmalı Hamdi tefsirinde de bu şekilde ince bir noktada ifade etmiş. Zaten yürüyordu, bakın. Subhanezi esra bi abdi leylen. Esra yürüyüş demek, gece yürüyüşü. Uyanıkken yapılan bir şey bu. Ve bir abdın, yani ceset ve bedenle yürüyüş demektir bu. Tabi bu da Arapçanın ve Kur'an'ın inceliklerinden bir ifadedir. Evet. Üstad Hazretleri niçin beden ve cesetle yapıldığını da anlatıyor. Onu da tabi ilerleyen yerlerde inşallah onu kardeşlerimize havale ediyoruz. Evet. Zaten medreselerimizde bunu zaman zaman biz izahlarını yapıyoruz. Bu dersler okunuyor. Evet. Bedeni misaliden daha zarif olan ruhu Muhammedi'nin aleyhissalatü vesselam hadsiz vezaife medar ve cihazatının mahzeni olan cismi Muhammedi aleyhissalatü vesselam elbette onun ruhu âlisiyle arşa kadar beraber gidecek. Yani Peygamber Efendimizin dini bütün dinleri ne yapmış? Dinlere varistir. Evet. Peygamberlere varistir.
Kur'an cami bir kitaptır. Resulullah da ismi camiye mazhar olmuştur. Mesela her bir peygambere Cenab-ı Hak kendi bulunduğu toplumun hususiyetlerine göre neler vermiştir? Mucizeler vermiştir. İsa aleyhisselam döneminde tıp. Mucizeler tıptan. Mesela Musa aleyhisselam döneminde sihir. Ona o şekilde. Evet. Hazreti Resulullah aleyhisselatü vesselam döneminde nedir? Belagat önde Arap toplumunda. Ona belagattan veriyor. E şimdi bu noktadan baktığımız zaman Resulullah aleyhisselatü vesselam cami esmasına da mazhar olmasıyla beraber Resulullah Efendimiz de Hazreti İsa'da, Musa'da, efendim diğer peygamber aleyhisselam'da gören bütün mucizeler onun mucizelerinde de gözüküyor. Diğer dinlerdeki bütün kemalatlar, Allah'ın gönderdiği sahih şekilde olan şeyler Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyor? Münderec. Yani Kur'an nasıl ki bütün kitaplara varis olduğu gibi ve hepsini ismi muhit ve camiyle kuşattığı gibi Resulullah da aleyhissalatü vesselam nedir? Cami olması, ismasına mazhar olması noktasıyla nedir? Bütün peygamberlerin kemalatına da nedir? Çünkü neden? Rahmeten lil alemin. Belli bir sahaya değil, belli bir coğrafyaya değil, bütün mahlukata gönderilmiştir. Hatta Resulullah Aleyhisselam'ın ümmeti ikiye ayrılır. Bir davet ümmet, bir de icabet ümmet. Biz icabet etmişiz, iman etmişiz. Allah bizi ayırmasın. Ama davet ümmet var. Allah onları da inşallah diğer insanlar, inşallah Cenab-ı Hak onları da daire-i İslam'a girmeyi nasip eder. Bize de onların daire-i İslam'a girmesine zemin hazırlayacak tebliğ ve iman dersleri ve hizmetlerinde koşturmayı ihsan eder. Amin. Cenab-ı Hak bizim de ümmeti Muhammed'in de adeta bir hüzün senesi gibi 10 küsur seneden beri İslam alemindeki sıkıntıları inşallah ve bu bütün diğer veba manasında o taun ve salgın gibi hastalıkları şu Miracı Muhammedi hürmetine, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hürmetine bir an önce defü refessin. Bizi kendi Es-salatü miracı mümin, namaz müminin miracıdır manasında kendi ruhumuzun kemalatına ve miracında da yol almayı ihsan etsin. Amin. Bizi Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın hakkı bir ümmet, kendine de inşallah layık bir kul olmayı ihsan ve ikram buyursun. Velhamdülillah Rabbil Alemin.